Mehmet, bak ne dedim ben sana? Bugün kaçıncı kez arıyor? Arıyor da ne oluyor? Ayol, ayıp denen bir şey var. İnsan yarım ağızla hiç dese der ki kızın gelinliğini de biz alalım. Bunlar da ne örf kalmış, ne adet, ne gelenek. Ayıp be, ayıp vallahi. Yok hala, bunlar vallahi inadına yapıyorlar. Ama sen gör bak, ben onların inadını nasıl kıracağım. Efendim Mehmet. Seher, çok yorma kendini ya. Ah işte ne yapalım? Elimizden tutan, yardım eden biri olmayınca biraz yoruluyoruz haliyle. Dükkanda işim bitti. Gelirim, bana damatlık seçeriz ha? Ya iyi tamam. Sen işin bitince ararsın. Ben de sana şöyle afilli bir damatlık seçerim. Ha bu arada bugün gidiyoruz değil mi? Ha, illa gidelim diyorsun yani. Ya illa gidelim diyorum Mehmet. Yani sonuçta nikahtan önce el öpmeye gitmezsek benim içime sinmez. Tamam gideriz. Yeter ki sinsin içine. Oh! Damatlığı da sen al. Bir de ayaklarına git. Bizim karaoğlan için yazılmış zaten iç güveysinden halleceğim lafı. Ay hala. Senin bu bütün söyleyeceklerine ben toptan, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyeyim. Sen de toptan sus, olur mu? Aman aman, iyi iyi. Sustum. Al. Mehmet çok ısrar etti. Ben de hiç dayanamam küslüğe. Yani sonuçta anne kız arasında küslük olmaz değil mi? İşte böyle kızım. Bizim ailemize yakışanı da budur. Yani sonuçta ya inşallah artık ben de sizin ailenizin bir ferdi olacağım. Yani siz de benim anne babam olacaksınız. Ya biz böyle gördük. Ne olursa olsun ana babaya gücenmek olmaz. Büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü bilirse hiçbir şey mühim değildir kızım. Vallahi iyi ki gelmişiz. Şimdi daha bir heyecanlı hazırlanacağım nikah. Öpeyim efendim. El öpenlerin çok olsun kızım. Öpeyim. Sağ ol kızım. Ah Feriha, ben de seni kaçıracağım diye çok üzülmüştüm. Seni kaçırsaydım ben de çok üzülürdüm Seher. Ay Mehmet, bak Feriha'nın beni göresi gelmiş. Birazdan mı otursak biz? Yürü Seher, bir işimiz var. Feriha'nın bana özel bir gıcıklığı mı var? Yok yok. Onun gıcıklığı bana. Aman neyse, boş ver şu gıcıkları. Ya sen akşam bize gelecek misin? Hani şu eşya işini konuşamamıştık ya, yarım kalmıştı. Gece nakliyat var. Kamyonların başında durmam lazım. Hadi bırakayım seni. İyi. Zaten geç kaldık. Artık evlendikten sonra düzeriz evimizi. Kız, Koray ne tatlı çocuk ha. Yani ne iyi çocuk, değil mi? İyi çocuk. İyidir, iyidir Koray. İyidir gerçekten. Ya kız dolanmadı, şöyle biraz konuşalım işte. Ya ne konuşalım Gülsüm ya? Şimdi gideceğim salona, yapışacağım gırtlağını gerizekalının. Zor tutuyorum kendimi.
Ya Feriha, sen yengeme ne söz verdin? Ya Gülsüm, ben o yüzüğü bir kere takamadım doğru düzgün ya. Böyle takıp uzun uzun bakamadım. Şimdi o kadının elinde. Dayanamıyorum ya. Emir bana o yüzüğü... Of Feriha, içim daraldı ya. Bak çıktı. Çıktı Mehmet. Ya Feriha, gece gece delirtme yine. Ya Mehmet. Ya sen ne utanmaz, ne adi bir herifsin ya. Bu işi yine de sen bindirdin. Nefret ediyorum senden. Aman çok üzüldüm. Ben bayılıyorum ya kendime. Hastasıyım. Ya sen ne bencil bir insansın ya. Ben ne bencilim be? Ulan eve haciz geliyor diyorum. Eşyaları alacaklar diyorum. Sen hala üç kuruşluk yüzüğün peşindesin ya. E senin yüzünden işte. Evet, benim yüzümden. Ama babamı da mı düşünmüyorsun? Ne yapacak? Annemi de mi düşünmüyorsun? Ne yapacağız? Ha, şimdi mi aklına geldi? Cevap verme be. Ne yapacağız diyorum. Ne yapacağızım var? Herifin insafına kaldık işte. Hadi hadi aşağı in. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.